Suda jet ski mi oluyormuş? Harbi mi lan? Allah belanı verme. Oğlum bir dakika ölü... Motoru nasıl çıkartacağım orada? Hakan senin ağzına şey yapayım ben. Oğlum motoru nasıl çıkartacağım lan oradan? İple bir şey... Abi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir dangalaklık olabilir mi lan? Aa. Bir dakika kıyıya dönmeyince ne oluyor? Oğlum açık dünya oynuyoruz lan. Tehdit ediyor lan beni oyun. Bir dakika dur bakayım ne olacak. Oha! Çüş! Yuh! Abi neden? Çıldırdınız mı siz? Abi ciddi misiniz? Nitro falan taktıracağım gidip de abi. Abi yapmayın ya. Ya tamam bak. Evet, oyun alanının bir sınırı olabilir. Elbette oyun alanının bir sınırı olmalıdır. Oyun şey yapabilir. Hani sınırlayabilir bunu. Ama bunu bölüm tasarımıyla falan yapmak lazım abi. Orada bir sulak bölüm var ve onun içine girdiğin zaman oyun alanına dön diyor ve ışınlamıyor da direkt öldürüyor. Hani direkt öldürmese, ışınlasa ona da ayrı bir eleştiri getirdik de öldürmesi ayrı bir olay olmuş. Ayrıca Hakan vereceğin tavsiyenin içine ya kardeşim. Bir ara diyorum ki Metal Gear Solid oynayalım. Ne dersiniz? Birden başlayıp. Ah, ıstırırım. Of abi var ya, Vulcan Raven'lar. Sniper Wolf'lar. Fatman mıydı lan? Ben onu hep karıştırıyorum. Ben de HD Collection'da var zaten. Ama orijinalinden oynamak istiyorum. Ekran görüntüsü falan da alıp şey yaparız. İçerik falan da patlatırız ona. Oğlum motor bana şu anda inanılmaz yavaş gelmeye başladı ya. Oynamadın mı Oktay? Abi hayır sana yasaklıyorum abi. Metal Gear Solid'i benden izlemeyeceksin. Oynayacaksın. Aboneliğini reddederim. Geri veririm aboneliğini sana. Rozetini sökerim. Yapmayın abi. Metal Gear Solid süratle, şiddetle, mutlaka ve mutlaka oyuncu tarafından oynanmalıdır. Hissedilmeli, tecrübe edilmelidir. Abi nasıl oynayayım? 1, 2, 3 hangi cihazda nasıl? Sende PlayStation 3 yok mu? Bak harbi diyorum ya ulan var ya bak çekilişle talihlilere şey gönderecektik iyi geldi aklıma. Göndereyim sana Metal Gear Solid HD Collection'ı ama gözün gibi bakacaksın. Hatta gözünden daha kıymetli bulduğunu düşündüğün başka bir yer varsa orası gibi de olabilir. Oyun. Ya şöyle bir şey. Şimdi Metal Gear Solid 1'in, 2'nin belki mekanikleri bu saatten sonra daha böyle bir şey gelebilir. Yani, oğlum her yerden pop-up fışkırıyor ya. 10 santim yanındaki tabela bile spawn oluyor ya. Ama 3'ü oyna be abi. 3'ü oyna. 4 zaten oyun değil. Şey. 3'ü o abi 3'ü oyna ya. Bence oynamalısın. Ama dersen ki yok abi kim uğraşacak onunla diye olur. Yayında da şey yaparız yani. Ama işte onun da hakkını vererek oynamak lazım abi. Harbiden hakkını vererek oynamak lazım. Yani şeyden bahsetmiyorum. Yani tam anlamıyla böyle gizlilikle ilerlemek, hiç yakalanmamak falan onlar ayrı meseleler de. Lan öldüğümüz için işaret attığımız yeri kaçırma ihtimalimiz var diyecektim. Aynen de öyle olmuş. Çünkü oradaki yol ayrımı ben biliyorum abi. Artık Oregon bizim memleket.
Hakan bir daha tavsiye verme kardeşim bana. Allah rızası için. Shut the fuck up da hani diyorum sana. Indiana Jones 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi, hoş, güzel. Nitekim izlemedim. Orijinallerini izledim ben abi. En sevdiğim, şu anda ismi tam olarak aklıma gelmeyen ama tatlı olarak kahramanlarımıza maymun beyni takdim edildiği bir şey vardı. Hangisiydi onu tam hatırlamıyorum ama benim favorim herhalde. Tuzla'nın Metal Gear Solid'den daha iyi olduğunu iddia eden arkadaşlarımız. Siz de haklısınız abi. Yani şimdi aksini benzin tankı standart iskelet iskelet bunun ne faydası var? Sağlamlık al abi. Oh yeah. Nitro'yu alamıyoruz. Standart lastik bu ne? Abi şu. Baksana motor 3-4 falan da gelecektir. Bunlar hikayenin başka birinde kesip patlayacaktır abi de. Nerede bilmiyoruz. Mevcut iş yok. Teslim et. Al abi. Abi ben ne zaman seviye atlayacağım ya? Çok az kalmış. Paramız azaldı ama şurada bir cephane dolu, cephane dolu. Yan silah susturucusu geliştirmeler. Kaçalım. Yolu açalım lütfen. Teşekkür ediyorum. Hadi Allah'a emanet. Aha vallahi billahi var ya şeyi hissettim. Motorun etkisini hissettim abi. Ama işte bu da biraz fazla hızlı gibi geliyor bana. İyi sıyırdık ha. Üstad olduk biz bu motosiklet sürmeye şimdi. Galileo. Galileo, Galileo, Figaro. Oo, hala burada mısın sen Yasemin? Beni şaşırtıyorsun. Tonight. At the age of our hope. Dark Souls maratonu. Oğlum ne oldu? Nasıl biz buraya şunlandık lan? Adam ayılar yermiş. Daha Resident Evil maratonu var ondan sonra. Seninle biz birkaç gün sonra görüşeceğiz merak etme. Şaka yapıyorum bu arada ya. Ne zaman müsaitsen o zaman gel. İstanbul'a falan geliyor olursan haberimiz olsun. Hanımla seni ağırlamak isteriz. Adamın şöyle eğilişini görünce Teravi'nin 18. rekatını kılıyormuşçasına. Pikmin 3'ü açacağım yayında. Senin yüzünden izleyiciler kaçacak. Ama çok şükür şey havalarında değilim ya. Böyle hani ulan ne açalım ne izlenir falan filan. Gönlümüze göre gidiyoruz. Popüler olanlar varsa yani o anda oynamamız gereken... Ne oldu oğlum ya? Şu içgüdü, şu öngörü Kratos'ta yok be kardeşim ya. Oyunları oynuyoruz. Evet. Sevgili Tizi. Eren Bey. Çok teşekkür ediyorum. En az sizin kadar yakışıklı olan bendenize izleyici topluluğunuzu yönlendirdiğiniz için. Fakat izleyici topluluğunuzdan şikayetçiyim. Selam veriyorlar. Hele bir hey Gamze var senin orada. Gidiyorlar abi ondan sonra. Aa bak burada. Ayıptır. Ulan yazanlar. Toplayın onları. 20 dakika sonra bakacağım. Buradalar mı diye. Hepsi kaçıyor. Hepsi kaçıyor abi söyleyeyim. Metroid maratonu mu? Abi Metroid Prime olarak oynayabilirim de. Selam verip gitmeye geldiniz. İyi ettiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun var olun. Oğlum benim ne bir sağlığım kalmış ne bir... Allah Allah. Nasıl bir dünyadayız biz ya? Şu... Onu takip ediyoruz. Bu ne? Geyik boku mu?
Vallahi geyik bokuymuş. Ya oğlum salak salak git. Çekiliş için GTA 5 yazın. O günler de gelir. Sabredin. Hiç belli olmaz bu işler abi. Ben geçen günkü çekilişten kazananlara şapkalarını yollayayım da. Yalancı damgasını yemeden evvel. Abi çekiliş tabii ki yapılır da. Belli bir yerden sonra sanki her şey çekiliş için oluyormuş gibi hissettiriyor. Kratos'la olduğu gibi hissettim. Kafayı bir kaldırsana güzelim. Headshot atayım ki iki kez uğraşmak zorunda kalmayayım. Avın izini sürmek. Yani bunu ne yaparsak yapalım olmayacak bir şey abi zaten. Abi avın izini sürmek nedir ya? Niye ya abi? Neden? Neden? Abi bu... Şunun bir oyunun neredeyse ortaları mı bilmiyorum ama bir ana görevmişçisine sunuluyor olması gerçekten de üzücü bence arkadaşlar. Ben mantar alayım. Ölmüş mü? Mehtapçığım. Canım benim. Gel otur biraz muhabbet edelim. Evet efendim. Ramazan'a özel. Bir saniye. Sen dur. Erik ASMR'si. Sevgili Tize'nin takipçilerine özel. Burada mısınız? Abi oruç. Nasıl oruçsun lan? Papaz eriği değil arkadaşlar. Birisinin bahçesine izinsizce girilip toplanmış eriklere benziyor. Tamam. Papaz eriği biliyorsun zaten Ramazan ayı içerisinde. Ha burada yapmışlar bak ha. Daha önce eleştirdiğim bir konu diyorum. Evet. Bir şey de vermişler. Çay var mı? Çay var. Ve çayımın göstermek istiyorum. Bakın. O kadar reklam alıyoruz. Mustafa'cığım başka zamana. Bardağımın şekerliğine bakar mısınız lütfen? Bu kadar tatlı bir tipleme olabilir mi? Take back that rifle. Here, thanks. Like I said, Deke. Red Dead Redemption 2'deki detaylar. Abi Red Dead Redemption 2'deki hayvan derisi süzme süzme işte sıyırma süzme sıyırma hayır ne deri sıyırma değil süzme değil ne lan yüzme aa unuttum abi. Beynim durdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Meyve tüketmek çok sağlıklı bir şey değilmiş.
Red Dead Redemption 2'deki hayvan derisi yüzme. Evet, yüzme. Animasyon detayı bu oyundaki animasyon detayının %50'sine tekabül ediyor. Değil Red Dead Redemption 2'deki gibi olsun. Ulan dur. Kazıklanmayacağım abi, hayır. Abi benzini dışarıdan alıp sağda solda bulup yüklemek daha iyi abi. Paramızı şey yapıp duruyorlar ya, iç edip duruyorlar. Abi yeni hıza alışamadım. Böyle arada arada adeta avuçlarımın ucundan gidiyormuş gibi hissediyorum. Ay yavrum be. İşte bunu da atla yapamıyorsun abi. Ya bir Hint filminde olsa yapabiliyorsun ama bunda yapamıyorsun. Abi ben mesela arbaletin gücünü de çok hissedemedim bu oyunda ya. Hani ya headshot atmayı iyi beceremedim. O da olabilir. Benden de kaynaklı olabilir ama. Yok yani. Oğlum aşağıda iki tane soru işareti var. Gitsek mi ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Hadi güle güle. Eyvah, yanlış yere geldik. Aşağıya doğru devam edelim. Şu anda var ya, sanki Maçka'daymış gibi hissediyorum kendime. Abi ne kadar güzeldi ya. Trabzon Maçka benim gidip gezdiğim en güzel yerlerden birisi. İnanılmaz güzeldi, inanılmaz huzur vericiydi. Karadenizler çok şanslı. Abi bir şey söyleyeceğim. Aranızda mutlaka vardır. Şu anda Karadeniz bölgesinden yazıyor olan. Allah aşkına abi. Nasıl? Nasıl abi, nasıl? O yamaçlara ev yapıyorsunuz. Hadi yaptınız, nasıl iniyorsunuz? Hadi indiniz, tekrar nasıl çıkıyorsunuz? Şurada bir şey var lan. Benzin var, onu alayım. Piknik ne mi oldu? Oğlum ben duyuru yaptım. Kimse sallamadı. Yeter be. Bir şey söyleyeyim, bunlar bizim şey yapabileceğimiz, uğraşabileceğimiz topluluk sayısından daha fazla olmaya başladı. Koş. Koş 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 koş. Dedim ki hissediyorum, gelen var. Hıp! Ulan motorumu düşürdü namussuzlar. Motorun düşmesi çok büyük risk abi. Şunun hiç umurunda değil. Sen acıkmadın mı benden bir parça iste? Allah! İstemiyor musun? Bir tur daha dönmeyelim ama. Talha kaçar. Yoksa bunlar var ya, canımızı okuyacaklar bizim. İleride yol var mı oraya giden? Şimdi ana görev için yine zaman döngüsü olmayacak, değil mi? Hayran kaldığım şeylerden bir tanesi bu abi. Zaman döngüsü oluyor. Üstüne de yükleme olacak. Olacak mı abi? Ha, bu sahne geçtikten sonra bir de yükleme olacak. Yani abi şu oyunda bu görevi gece yapamıyor muyuz? Hepsine bir tema mı verdiniz, gece gündüz görevleri olarak? Şeyden dolayı olabilir mi? Geçen gün sayısı 754 gün geçti diyor ya, belki de ona bir atıfta bulunmak için. Ha, motora dokunamıyorsak
Temas kurmak diyor. Birileriyle temas kuracağız abi. Görev yeri neresi? İleride sağ. Sol pardon. Yine bunlara elleşmeyeceğiz herhalde. Uzaklığında en sevdiğim görevlerden. Abi yine aynı şeyi yapmayacağız değil mi? Uzaktan takip edip şey dinleme. Keseyim mi lan? Şurayı bizim için yapmışlar zaten bu bölümde. Alttan alttan gideceğiz. Aa, Resident Evil Hank. Oyun karakteri James Franco'ya benzemiyor mu? Evet, biraz andırıyor. Wow. Abi Call of Duty 4 Modern Warfare'daki aha bahsettiğin şey aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum ama bu Çernobil, yanlış mıyım? Çernobil'e gidiyorduk. Ukrayna'da bir bölgeye gidiyorduk. Çernobil demeyeyim ama eğer onu diyorsan bence oyun tarihinin en çarpıcı anlarından bir tanesi ya. Çok iyiydi abi ya. Şimdi tabii ki o dönem öyle bir sunum tarzı olmamasının da Call of Duty'nin o noktada yenilikçi bir adım atıyor olmasının da çok büyük katkısı vardı. Ve hani çok az oyunda ben o sinematik anlamda o hazzı, heyecanı, gerilimi aldım abi. Ordu geliyor böyle, yanından geçiyor, iki kişisin. Bıt 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 tanklar gidiyor, sen böyle bakıyorsun, ulan yakalanacak mıyım bilmem ne falan. Sonra Call of Duty ardından gelen 35 tane oyunda aynı tarzda script sahneler yapa 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 ciğerimizi kuruttular. Çok güzeldi aynen. Dediğine katılıyorum Samet'ciğim. Limon hamile mi? Harbi mi? Oğlum kaç yaşındaki Limon? Ve hanım, bir hanımefendi mi kendisi? Çocuk gelin misin? Limon erkek değil ki kız. Adı Zeynep. Ben öyle biliyorum en azından. Abi bak vallahi bana kızmayın. Böyle şey olsun diye söylemiyorum. Abi yani vallahi böyle olmaz ya. Gerçekten bak hikaye şey olsa. Bir de ilgi çekici. Bak bunu ikinci kez yapıyoruz bu oyun içerisinde. Yaptığımız şeyler... Abi bir kamp basmak şundan daha keyifli ya. Oyun alanında boş boş gezmek, kamp basmak şundan daha keyifli abi yani. 14 aylık abonesini tanımıyor mu? Ne demek? Tanıyorum lan. Zeynep 13 yaşında. Ankara Keçiören'den katılıyor bize. Sekiro'daki ustalıklarımı beğendin mi? Tess, ne düşünüyorsun? Zeynep adam mıdır? Adamdır. Ha, gel bakayım. Oh be. Seyret, hoş geldin. Sefalar getirdin. Çıkart lan maskeni. Bu da kesin şeydir ha. Hanımını alıp götüren oyunun başındaki eleman olabilir. Allah, PUBG'ciler geldi. PUBG.
İlerleyen dakikalarda PUBG'yi yapabiliriz. Mustafa da buradayken. Yalan yok. Mustafa, Feyzullah, Kuşçu veya Ömer. Sami de buna dahil. Bu ekiple oynanır abi. BF5 de olabilir, o da olabilir. Evet ya, James Franco. Andırıyor, andırıyor. Sen bana birini android. Ne oluyor ya? 40 dakikadır Amazon'la konuşuyorum, abone olmak için son onda bitti. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu kadar zorlu bir şey mi abi abone olmak bu arada? Ben abone olmak istediğim kanallara, yani mobil ödemeyle oluyorum. Ha, şey olsun diye söylemiyorum bunu da. Çok zorlanmıyorum yani. Kesene belki. Çok teşekkür ediyorum 14. ay aboneliğin için sevgili XXLarç. I can't promise anything, but I'll check. Uh-huh, then I'm gonna go with you. No, you can't. Please, you don't. Hey, don't understand. They'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did that woman, your wife? Huh, bak, I put her on oxygen, I gave her an IV. I kept her alive. I got in a lot of trouble for that. She was septic, she wasn't gonna make it, but I got out of the mass unit. I saved her goddamn life. Ah, herif şey çıktı lan böyle atarlı. Hani şey vardır ya, bir adam vardır böyle, hep ezerler söyle böyle, bir gün bir patlar, herkes şaşırır kalır ya. Yani böyle ezik zannedersin ama değildir, hep içinde biriktirmiştir, böyle bir patlar, tam patlar, herkes der ki aha sıçtık, sıra onun sırası, Tate Org sırası, Tate Link sırası. Evet. Haklı, anasını satayım. Lafı çaktı geçti, hadi bakalım. Eli belinde beklersin böyle. Et stoğumuz azalıyor mu? Çok basit bir görevle halledilecek bir şey ya bu. Al giderken. Yani bak, bu oyunun bu kadar kırılma noktalarından birisi, ki biz zaten bunun böyle olmadığını, zaten yani eşinin ölmediğini gün gibi ortada da olabilir. Klişe olması dediğim gibi, yani hiçbir hikayeyi kötü yapmaz. O klişenin iyi anlatılıyorsa, ufaktan kendine özgün bir şeyleri varsa gayet yeterlidir. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Abi karakter kıçını dönmüş ormanın içerisinde gidiyor. Kendi kendine söyleniyor. Ah karım hayattaymış falan filan. Ya arkadaş, 10 dakika gereksiz bir taşa konuşturuyorsun karakteri. Ama karısının ölmemiş olabileceği ihtimalinin büyük oranda yükselmesi karşısında hiçbir şey yok yani. Böyle bir ruh katacak bir şey yok. Ben şunu alayım o zaman. Nerede lan benim motorum? Squad A3 update aldı. Oyunu sevdiğinizi biliyorum. Şans vermenizi tavsiye ederim. Link atamadım. Senin New Hardcore Taktiksel FPS. F. Yani Hardcore Taktiksel FPS. Kimle oynayacağım abi ben o squad'ı? Kuşçu tamam da. Bu şeyle falan olacak iş değil abi. Feyzullah'la Sami olabilir.
Işığı kapatalım oğlum, fazla benzin harcıyor. Güzel yolculuk ettik yalnız, ha hızlı geldik. Şu anda Mario Kart 8 oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Peki. Ben öldü zannettim. Bir wasted yazısı falan bekledim ama en azından onlar olmadı. Ya bu oyunun böyle eğlenceli yakın dövüş silahları yok mu ya? Var da ben mi bulamıyorum, bir saniye. Envanterde mi acaba? Tamam. Kaynaklar, malzemeler, üretim. Odak kokteyli. Allah Allah, baksana burada bu tarz şeyler var. Nasıl yapacağım bunu? Hikaye. Yeni üretim tarifleri açmak için hikayede ilerleme kaydı. Tarifler için bir kez açtıktan sonra APS'de çarkından bakabilirsin. Açılmış mı bu şimdi? Bunlar açılmış olanlar mı? Afet çarkı. Abi ne çarklar var ya. Nerede abi? Bunlar fırlatılabilirler. Bu tuzak. Of. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yavaş yavaş bak oyunun niye 5'ler 6'lar civarında puanlar aldığını anlamaya başladım bu arada. Yavaş yavaş gidiyor abi bir şeyler. Hey Dick, thanks man. I'm not real hungry right now. I'll salt it up in a bit. Tizi bir gün mü dayandı oyuna? Ben yine o zaman şey... Ya ben yine böyle dediğim gibi hani açık dünyada gezmeyi, motorla birlikte bir şeyler keşfetmeyi ama keşfedilmeye dair bir şeyler olmadığını, sadece atmosferin güzel olduğunu fark etmeye başlamam ve hikaye anlatımının hep aynı sığlıkta olması, açık dünyada hiçbir şeyin olmaması vesaire vesaire diye giden süreçte şu anda oyuna pek de şey yapamıyorum. Muhabbet olması izlenmez, tamam, muhabbet de sağlar. Abi şimdi muhabbet... Darkest Dungeon'da da muhabbet ediyoruz. Çok oynamayı isterim, arzu ederim ama delirtiyor abi beni. Dün çileden çıkarttı oyun ya. Dün mü oynamıştık biz? Pazar günü müydü? Neyse işte. Ah, benzin. Benzin solmuş. Ne demek? Benzin bitti demek. Yine çok çılgın bir espriyle karşınızdayım sevgili izleyenler. Yani solmuş olması. Your benzin is soling. Anlıyor musunuz? Solmak, soling. At şunu ya. Abi son bir görev yapalım sonra. Ya ulan bir de var ya. Tamam hadi ışınlanacağım abi artık. Sıçmışım ya. Al. Uğraşamam abi. Nolus, hayırsız, aynen. Güldürmeyen botun şeyi benim. Yazılımcısı benim. Hayaller şehri beni az önce ifşa etti. Hey Gamze'nin hala burada olması çok ilgimi çekiyor şu anda. Tizi'den gelen. Kaç kişi gelmiş lan? 87 kişi arasında.
halen burada olanlar bir merhaba edebilirler mi acaba? Hey Douglas dışında. Hey Gamze, bundan sonra senin rumuzun bizde Hey Douglas. Zetsuba merhaba diyor. Nasıl merhaba ya? Merhabalar Zetsubacım. Hoş geldin. Sefalar getirdim. 93 kişi miyiz? Bu da ne, eskiden en azından 100'ün üzerine çıkıyorduk. Artık o da bitmiş. Eto bitmiş. Ana ne oldu lan, öyle şey bozuldu. Erik ASMR'den sonra mı kaçtılar? Deli misiniz oğlum ya? En fazla takipçiyi o zaman kasacağımızı düşünüyordum. Gözlerime inanamıyorum. Bakayım nasıl ya 93. Ben uzun süredir 150-200 izleniyoruz zannediyordum. Çalışmamız. Oğlum bu kampta bir olaylar dönüyor, ben size söyleyeyim ha. Ana hikaye değil ama bu kampta dönen olaylar benim gerçekten ilgimi çekmeye başladı. İnsanlar eziyet ediliyor. İnsanlar dövülüyor. Kamptan ayrılmalarına müsaade edilmiyor. Abi bu ana görev miydi? Geldik, kızla konuştuk. Ne yapacağım şimdi? Görev kalmadı. Bunu da dövsün birisi. Çalışmıyor bu da. Abi neden kayıt programını düzeltmek için sallıyorsun? O sana bir şey etkilemiyor. Etkileniyor. Onu sen bilemezsin. Onu sen ne bileceksin? Benimle bilgisayar bilir. Evet arkadaşlar, oyun bozuldu. Ada Takır'a mı gitmek lazım acaba? Ada Takır. Ada? Ada Wong. Ada! Çekil kız. Arsenic C, hoş geldin. Mevcut iş yok. Bitti abi oyun. Arkadaşlar az önce zaten çok da güçlü bir hikayesi olmayan Days Gone'ın finalini izlediğinizi fark ettiniz mi? Açık dünyaya saldı bizi hani. Şey bitti. Hikaye bitti burada. Az önceki final işte gördüğünüz. Yok be, ciddi değilim ya. Abi gidecek yer kalmadı. Yani nereye gitsem bir görev yok. Kamp baskınlarını yaptık. Hikayeyi görüntüle diyor. Bir bakalım. Eski Pioneer mezarlığı nere kontrol noktası? Kontrol noktasını geç. Bulduk herhalde lan. Dur bakayım. Aha. Dünyanın sonu. Eski Pioneer mezarlığı. Nero kontrol noktası, elektriği aç. Ne diyorsunuz? Devam edelim mi? Size bırakıyorum. Değilse başka bir yere geçeceğim artık abi. Yeter. Daha bugün Discord'dan dedim bu oyunun sonu kesin bug'dır, bitmez böyle. Ya şaka yaptım ya, oyun bitmedi. O kadar da değil. Ya karısı ölmedi de işte onu bulacağız da.